Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan edindiren şehitlerimizin ve aynı zamanda Gazi babam Hüseyin Akbaş'ın önünde saygıyla eğilirim. Çanakkale. Bugün Çanakkale. 250 bin şehidin adı yok. Seddülbahir, Arıburnu, Saros, Kirte, Ertuğrul Koyu, 138 rakımlı Gözcü Baba, Teke Koyu, Karacaoğlan Tepesi. Bugün Çanakkale. Kulaklarımda İngiliz'in mermi sesi, Aytepe'de Yahya Çavuş. Düşmanın gündüz attığı patlamayan topları kucaklayıp düşman siperlerinin önüne yerleştiren Kadir oğlu Sadık. Küçük Kurudere'den kan akıyor dedi Mehmet. Siperden sipere koşan binbaşı Mahmut Sabri. Kemal yeri topçular sırtında mevzilenip çam burnundan patlattı dağ bataryasını. Akbaş'a geçti Kaymakam Nureddin, Kirte köyünden yürüdü düşman üzerine. Laf değil, şaka değil, 10 bin kişilik bir süngü hücumu bu. Kurşun sesleri, mitralyoz patırtıları, süngülerin parladığı yer Çanakkale. Üsteğmen Nadir iki top kurdu Domuzdere'ye. Boğaz'dan Çan Ovası'na kadar ver yansın etti 3,5 ay kefereye. Toprağı avuçlayıp havayı koklayarak yıldızlardan haber sezmeye uğraşıyordu kılıçlarını kuşanan genç subaylar. Türk'ün mukaddesatı görülüyordu. Siperler ardında sert, kısa ve emredici bir ses karanlığın içinden gürledi. Silah başına! Ya gazi olacaklardı ya şehit. Yürüdü Mehmetçik yüce saadetle ölüme. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerdir. Vatanın kurtulduğu yerdir Çanakkale. Kılıç bayırı, kırmızı sırt, al bayrak sırtı, cesaret tepe, serçe tepe, yüzbaşı zekai, teğmen fethi. Su yatağında mevzilendi. Düz tepe üzerinden sürdü taburu Mustafa Kemal. 57. alay karşısında ne azrak kaldı ne İngiliz'in Tugay. Bugün Çanakkale, bugün Gelibolu, Arıburnu, 27. 26. alay, 3. tabur, Babatepe, Morto Koyu, İkiz Koyu, Kanlıdere, Zığındere, bugün Çanakkale. Bravo.